alıcıdan aldığımız böbrek genelde iki damardan ve idrarın aktığı üreter dediğimiz bir organdan oluşmakta. Alıcıya nakil yapılırken her iki damar vericinin damarlarına bağlanır. Ayrıca üreter dediğimiz, yani böbrekte idrar oluştuktan sonra, kan temizlendikten sonra oluşan idrar, bu üreter dediğimiz tüp şeklindeki organdan geçer ve idrar torbasına akar. İşte biz de bu akışı sağlamak için vericinin üreterini, idrar yolunu alıcının idrar torbasına bağlanır. Bu özel bir tekniktir. Kaçak oluşmasında iki önemli etken vardır. Birincisi, yapılan uygulanan teknik, bu bağlama sırasında yapılan uygulanan teknik. İkincisi ise alıcının idrar torbasının kas yapısı, durumu. Aslında bu kişinin kaç yıl dialize girdiğiyle orantılı bir şey. Bildiğimiz gibi eğer kişi uzun yıllar dialize girmediyse ve mesane idrar torbası da kullanılmadıysa, idrar olmadığı için idrarla her gün dolup boşalmadıysa, idrar torbasında küçülme olur ve idrar torbasının kasında da bir miktar kayıp olur. Yine kaçak aynı tarif aslında. Hasta işeme sırasında, idrar torbasındaki işeme sırasında idrar torbasındaki basınç yükselir. Dediğimiz gibi teknik uygun yapılmadıysa ve hastanın da idrar torbasının kas gücü yeterli değilse, idrar torbasından yine yeni bağlanan böbreğe ve yeni bağlanan yola idrar kaçar. Bu da temelde aynı sorunu oluşturur. Eğer hastanın idrarı enfekte ise ve iltihap varsa, bu idrar yolu iltihabı böbreğe kadar kaçak nedeniyle ulaşmış olur ve bu da alıcının böbreğinde zamanla yıpranmaya, yine dediğimiz gibi idrar torbası, böbrekteki nefronların ölmesine ve böbreğin kaybına kadar sonuçlanabilir. Tedavisi tekrar ameliyattır. Tekrar anastomoz dediğimiz bağlama işlemi tekrarlanabilir, teknik değiştirilebilir. Veya bizim genelde yaptığımız, eğer hastanın kendi böbreği ve kendi idrar yolu duruyorsa, nakil olmuş böbreğin idrar yolunu alıcının kendi idrar yoluna bağlamakla bu sorun da çözülebilir.